Bak buz gibi oldu el ayağı. Bir otur, otur 2 dakika annem. Otur çocuğum. Biraz havalanalım mı? Ha? İster misin? Ben anladım biliyor musun? Bir gittin geldin şöyle Allah Allah dedim. Fatma bir gel, Esra fenalaştı. Ne oldu kızım gene? Oh. Ha? Sadece var. Kızım çıkalım mı? Otur, çıkar. Hadi gel. Tut. Kalkamam şu an. Gel kızım. Ay, 2 dakika otursun o zaman, dur kalkamıyor. Çiğdem Hanım ne yapalım ya? Yine hasta doktora getirmemiz lazım. Ben korkuyorum ya böyle olunca. Kızım tamam sakin ol. Sakin ol. Ellerin buz oldu ya. Buz oldu, buz. Kızım az sakin ol yavrum, az sakin ol. Az sakin ol. Su verin, su. Esra lütfen sana kendini. Sencelik götürelim mi ona Ercan? Götürelim. Gel. Kalk hadi. Az bana tutun. Ben alacağım seni. Gel. Tamam. Çıkar ayakkabını. Ha, boş ver. Buradan direkt arkadan çıkalım. Gel. Geçelim. Tamam. Gel. Gel. Tamam. Gel. Salma kendini Esra. Evet kızlar. Bak şey oldum. Kötü acil oldu. Durum var. Rahatsızız zaten. Esra'nın sağlığı daha önemli. Tabii ki de. Ama üçünüzle devam edeceğiz. Evet. Edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ben soru sormaya geldiğimde anladım. Şöyle bir gitti geldi. Yayın öncesi de ağrısı vardı. Dedim ki sıcaktan mı? Çünkü sıcaktan ben de gittim içeride saçımı topladım. Evet çok sıcak. Sonra baktım. Tam Deniz'le konuşurken baktım böyle sallanıyor. Gidiyor geliyor. İnşallah bir şey yoktur. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. İnşallah Seda Hanım. İnşallah. Zaten yemeği çoğunluğu bitmişti. Yemeği bitti. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Şans eseri. Esra'nın yemeği bitti. Sadece sunumunu biz yapacağız. Kızın her şeyi bitti. Kızlar gördünüz siz de. Gördük aynen. Evet. Sadece sunumunu yapacağız. Peki Deniz'le devam ediyorum. Deniz'cim yarım kaldı yavrum. Ya çok üzgünüm şu an Seda Hanım. Ben de öyle. Ama gene soruya bir cevap vereyim ben. Heh. Yani kimsenin izinsiz almaz bir şeyin normalde. Eğer alıyorsa bir sebebi vardır dedin. Bir sıkıntı vardır. Ha. Yani bilerek yapılmış, kasten yapılmış bir şeydir. Bunu mahsus bana yaptı. Aynen. Etiketini de kesti. Aynen öyle. İntikamım acı mı olur? İntikam demeyelim de. Ne yaparsın? Hani böyle kısasa kısas. Ne yapacak? İlla ki o da kendine güzel bir şey alır. Belki sesimi hiç çıkarmam birden yok olur. Puf. Bilemeyiz. Pusuya yatarım, beklerim. Kendine aldığı çok yerlere göklere sığdıramadığı bir şeyini alır el koyarım. Aynen öyle. Kısasa, arasın dursun değil mi? Kısasa kısas. Kısasa kısas. Hadi kolay gelsin. Arkadaşınızı merak etmeyin. Teşekkür ederim. Sağlıkçılarımız ilgileniyorlar. İnşallah. Ekran başı size de haberleri vereceğiz. İnşallah hiçbir şey yoktur. İnşallah bir şey yok. Yani gerçekten inşallah. Burada ne kadar tartışsak da etsek de yani... Dışarıda da görüyoruz Esra'nın durumu, rahatsızlığı hepimiz üzdü. Evet ağrıları var gerçekten. Aynen var. Allah şifa versin. Amin. Amin yani ben geldiğim gün böyle bir şey yaşayınca çok üzüldüm. Aynen Allah şifa. Yayın öncesi de ağrısı vardı zaten çok ben biliyorum. İnşallah sağlık ekipleri de zaten şey yapıyorlar hemen gelir iyileşiyorlar. Aynen İnşallah arkadaşlar. Burada herkes kendini savunur, konuşur ama bir seviye var. Siz böyle çıkartacaksınız, işte sonra böyle seyir mi edeceksiniz? Hayır bak. Sessiz mi olacaksınız? Hayır. Ben deli gibi kendime bağırmıyorum. Ama şu anda bile, şu anda bile agresifsiniz. Siz bu hale getirdiniz beni. Ay ben ne dedim sana? İlk günden siz beni bu hale... Ama yok. Çok fevrilik burada yaramıyor. Bundan sonra da siz gidersiniz. Giderim paşa gelenleri görürüz. Ben 3 defa gittim hayatım. Biliyor musun? 2 senede. Ama kimin gidiyor? 4. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Beni, Serapcığım, burada seni mutlu edeceğim, üzülme. Burada kimin kalacağını gelinlerin yaptığı yemeklere verdiğimiz puanlar belli hanımefendi ediyor. Diyor ya, buradan kimleri gönderdik, aha, kimler gitti. İşte bak, puanlamayla alakalı tamam bu. Puanlar iyi tamam toplarsa gelinler kalıyor. O zaman şöyle düzelteyim Nagihan Hanım. Hı. Gelinim çok güzel yemek yapacak ve göndereceğiz. Elbette göreceğiz. Hepimiz arkadaşlarım. Görüyoruz. Ay buyurun. Merhaba. Seda Hanım, hoş merak geldiniz. Edilecek bir şey yok. Sonra haber verecekler bize de. Ben de sizi bilgilendireceğim. Esra fenalaştı. Tahmin öyle ettim. Mi? Çok fena. Ben yanına doğru gittim soru sorarken. Evet, tahmin böyle ettim, bir rengi gitti kızın. Vereyim mi? Sağ ol bir tanem. Fatma Hanım ondan mı gitti? Zannettim. Çünkü ben de saçımı topladım sıcaktan. Doğru. Herhalde öyle bir şey dedim. Böyle bir gitti. Ya ben sabahtan beri takip ediyorum. Hep böyle bir ağrısı vardı. Ağrısı var. Karnı evet ağrıyordu. Aynen tahmin ettiğim İnşallah gibi. İyi olur. Ay, inşallah sorunuzu soruyorum. Üçünüz de devam edeceğiz. Allah'tan yemeğini bitirdi. Evet, sunumunu evet arkadaşlarımız yardım edecek. Gelininiz pahalı markadan çok güzel bir çanta aldı. Fakat etiketini bile koparmadı. Çünkü değiştirecek. Ama siz aldınız o çantayı. Bilmiyorsunuz çünkü. Etiketle güzel kestiniz. Akrabanızın düğününe gittiniz. Halbuki gelin onu değiştirecekti. Sonra da fotoğraflarda gelin bir baktı, çanta sizin elinizde. Ne olur? O çok pahalı marka çanta değiştirecekti. Onu böyle gözü gibi saklıyordunuz. Aldınız etiketle kesip düğüne gittin. Evet. Nagihan. Aslında normalde Seda böyle şeylere hiç takılmaz. Yani al anne git filan der, ne olacak der. Ama hani soru olduğu için söylüyorum. Tabii ki yani isteyip aldığı bir şey eğer ki beğenmeyip geri verecekse onu kafasına odaklamıştır. Ben bunu geri vereceğim. Ha. Muhakkak kafasında da başka bir çanta düşünüyordur. Hı. Onu verip onu alacaktır. Dolayısıyla Seda da der ki anne sen ne yaptın? Ben şimdi ona verdiğim parayı tekrardan nereden bulacağım? Madem ki kullanıyorsun al senin olsun, sen de git bana şimdi o çantayı al de. Para da yoksa para yok. Gidip çantaya, onun çantayı aldığı yere ağlarsın. Yok. Ne olur alın. Derim ki. Ne olur geri alın. Gelinim beni perişan. Ne olur. Ne olursunuz alın. Gelinim beni mahvet. Ben şimdi ne yaparım o zaman, videoya çekerim Seda'yı. Ha. Bana çanta için bağırırken gelinim bu derim. Bakın halime görün. Bu çantayı ya alın ya da bana yenisini. Aynen. Öyle yaparsın. Bak taktik verdim. O zaman bana üzülebilirler yani. Ama gelinin kıyametleri koparır. Kopartır tabii. Git o çantanın benim istediğim modelini aldı. Tabii kafaya koymuş çünkü bana başka türlü aldıramayacak. O çantayı alması lazım. Nilgün, Yağnur ne yapar? Şimdi Yağnur'un hakikaten kıymetli çantaları var evinde. Alır da. Ve de onları çok güzel korur. Böyle torbalarında temiz. Hmm. Ben de normalde evde ay Yağnur kız versene bunu derim, ben kullanayım. Ay anne der lütfen. Hmm. Lütfen der ama temiz kullanır. Hmm. Ben onu görmeden alırım yine. Çünkü evine sık sık gittiğim için yaparım da, ama var ya bir gördüğü zaman yazıklar olsun anne sana der. Böyle bir şey yaptığın zaman üstelik de değiştirecekti. Ama işte onu diyorum, yazıklar olsun sana der. Niye? Çok tepki verir ve de eşime gider. Senin hanımın benim çantamı almış, lütfen baba